Kaç etti? 66. Bir sayın. Evet, Kemerli Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği bünyesinde bir parçalışma grubu oluşturduk. Bu çalışma grubu halde kapsamında öncelikle koronavirüs salgını sebebiyle devletimizin almış olduğu tüm tedbir faaliyetleri kapsamında uygulanacak tüm işlemlere hem fiilen hem de düşünce anlamında destek veriyoruz. Yaklaşık bir aydır Sayın Kaymakamımızın önderliğinde sokağa çıkma yasağı bulunan kardeşlerimiz ve ihtiyaç durumunda olan kardeşlerimize gıda ve diğer yardım paketlerini dağıtma noktasında bugüne kadar gerekli desteği verdik derneğimiz olarak. Bugün de bu görev derneğimize verildi. Biz de tüm dernek yönetimi ve mahalle muhtarlığı ve yönetimdeki arkadaşlarla birlikte, azal arkadaşlarımla beraber bu dağıtımı gerçekleştirmek üzere bugün buraya geldik. Kardeşlerimizin yanına gideceğiz. Devletimizin desteğini kendilerinin yanında olduğunu ileteceğiz. Devletimizin her daim ihtiyaçları noktasında kendilerinin yanında olacağını ve karşılayacağını, bir sıkıntı olma durumunda yine her zaman yanımızda, yanlarında olacağımızı kendilerine bildireceğiz. Sağlığımız için, yarınlarımız için mümkün olduğu sokağa çıkmamaları kendilerine tavsiyede bulunacağız. Sağlığımız için bu gerekli tavsiyelerimizi kendilerine bildireceğiz vatandaşlarımız. Bugün burada Kemerli Mahallesi Muhtarlığı olarak devletimizin dağıtmış olduğu koli yardım için burada bulunmaktayız. Her zaman Kemerli Mahallesi Muhtarı olarak devletimizin, milletimizin yanındayız. Ve her zaman görev verildiği sürece de devletin, milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Vefalılar grubu olarak 21 Mart'ta 65 yaş üstü gruba sokağa çıkış kısıtlaması geldiği zaman 1000 kolilik bir planlama yapmıştık. Daha sonra iş adamlarımızın desteğiyle, CİDE'nin önde gelen insanların desteğiyle bu rakam 7000-8000 koli miktarına kadar yükseldi. Hatta sürecin devamında inşallah 10.000 koliye kadar yükseleceğini tahmin ediyoruz. Şu ana kadar 5.000 koli 4.500 haneye ulaştı. 4.500 hanede hatta şöyle anlatayım. Bugün mesela 500 koli dağıtacağız. Bu 500 koli daha önce dağıtılan bazı ailelere de gidecek. Çünkü bir ay önce almışlardı bu aileler. Şu an inşallah ikinci kolilerini alacaklar. Ayrıca bugün diğer günlerden farklı olarak 320 kilogramda et kıyma dağıtacağız. Bunu da yine bu 440 haneye ulaştıracağız. Böylece Ramazan'ın ilk gününde insanların ikinci gününde insanların evlerine, hanelerine kıyma girmesine vesile olacak iş adamlarımız. Hepsinden Allah razı olsun. Bu süreçte Vefalılar grubu olarak 700 kişiyle çalışmaya devam ediyoruz. Sahada muhtarlarımız, imamlarımız, gönüllülerimiz, dernek üyelerimiz. Diyebilirim ki CİDE'deki herkes şu anda sahaya inmiş vaziyette. Allah'a şükürler olsun. İnşallah bu sürecin sonuna kadar da böyle devam ettireceğiz. Tekrar hayırlı Ramazanlar. Hepinizden Allah razı olsun. Ramazan'ın ikinci günü. Oruçlu bir şekilde bugün belki kilometrelerce yol kat edeceksiniz. Ama şunu bilin. Gerçekten bugün gideceğiniz 440 hanenin tamamı çok muhtaç insanlar. Ve bu kişilerin belki birçoğun evine hiç kıyma, et uzun zamandır girmiyor olabilir. İnşallah bugün diğer günlerden farklı olarak dağıttığımız kolilerin yanında kıyma da vereceksiniz. Toplam 320 kilogram kıyma dağıtacaksınız. Şimdiden Allah razı olsun belki birçok çocuğun bugün akşam iftarda kıyma yemesine vesile olacaksınız. Bu çok güzel bir şey. Bunu zaten sahaya indiğinizde fark edeceksiniz. Şimdiden hepinize kolaylıklar diliyorum. Allah razı olsun. İyi çalışmalar diliyorum.